İyi akşamlar. Konumuzu, konuğumuzu tanıtmadan önce aslında bugünkü başlığımıza doğrudan ilgili bir soruyla başlamak istiyoruz. Türkiye'de sadece geçen ay kaç kadının öldürüldüğünü ya da kaç kadının tecavüze uğradığını biliyor musunuz? Rakamlar hakikaten can sıkıcı. Sadece Ağustos ayında 16 kadın öldürüldü, 18 kadın tecavüze uğradı. Elbette bunlar resmi verilere dayanan rakamlar. Dolayısıyla rakamların Belki de arttığını da çoğaldan söylemek mümkün. İşte bu sıkıcı veriler eşliğinde uluslararası suç ve ceza. Film Festivali'nin fikir babası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Adem Sözler'e soracağız. Çünkü bu iki festivalin teması kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sıkıcı rakamlar dedik ama asıl sıkıcı rakamı söylemedik. Onu sona sakladık. 16 kadın öldürüldü Ağustos ayında. 18'i e tecavüze uğradı. Kaç kişi tutuklandı biliyor musunuz? Kaç kişi? 5. 5 kişi. Bu da aslında sizin festivalin hedefinin özeti gibi. Ee, bir, bir tane şeyin altını özellikle vurgulamak lazım. Bu rakamlar siyah sayıları göstermiyor. Siyah sayılar dediğimiz şey bilinmeyendir. Bu bilinmeyenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bu konuda bir araştırma da yapmıyoruz. Türkiye'de aslında şiddetin kadınlara yönelik şiddetin aile için şiddetin çocuklara yönelik şiddetin boyutlarını bilmiyoruz. Artıp artmadığını bile bilmiyoruz. Belki de birçok doğrudan e, töre cinayeti olarak adlandırdığımız olay var. Daha çok sayıda fakat bunlar bu şekilde anlaşılmamışlardır. Cinsel saldırı suçu çok daha fazladır. Bunlar hiçbir şekilde resmi bir başvuruya konu dahi olmamıştır. Yani. Aslında şunu ama tahmin edebiliyoruz bu. Ee, bu bir buzdağının hani görünen tepesi. Biz Türkiye'de aslında olayın boyutlarını bilmiyoruz. Tek olumlu şey var. Bugün hiç olmazsa elimizde bir takım sayılar var. Daha önce hiç sayı bile yoktu. Neden yoktu? Çünkü kadına yönelik şiddet bir sorun değil. 10 yıl öncesinden itibaren Adalet Bakanlığı istatistiklerine veya resmi istatistiklere bakın. Hani acaba kaç kadın... Töre sahiki veya namus kurtarmak adına, namus temizlemek adına öldürüyor. Bir tane bile bulamazsınız. Çünkü öyle bir tasnif yoktu. Çünkü o zamanki kanunlarımıza göre bu nedenle öldürenlere hani mükafatlandırılmıyordu belki ama adeta müka mükafat sayılabilecek bir ceza indirimi veriyor. Türkiye'de ben bu durumu e, üniversite yıllarımdaki bir olaya benzetiyorum. Üzerinde çay içtiğimiz bir e, güzel kasa vardı yıllarca onun üzerinde çay içtik. Eski bir kasa. Asistan oldum. Yine baktım çocuklar çay içiyor. Sonra merak ettim. Bunun içinde ne var diye. Hocam rektör yardımcısıydı. Geldik, açtık. İçinden padişahlara ait mücevherler çıktı ve onlar şimdi sergileniyor. Yani bizim sorunlarımıza da böyle. Yani kapatıyoruz, bir yere koyuyoruz. O sorun yokmuş gibi davranıyoruz. Uzun yıllar Türkiye'de bir oldu. Şimdi bu kapıyı açtığımız zaman karşımıza üstelik de bütün boyutlarıyla değil çok çok ciddi bir e, sorun olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de biz ensestin sorun olduğunu ve bu nedenle cezaların artırılması gerektiğini bundan e, 2005 yılındaki kanunda söylerken Anadolu'nun birçok yerinde ya, Türk ailelerinde böyle şey olmaz deniyordu. Ama bugün anlaşıldı ki bizim ailelerimizde de maalesef bunlar oluyor ve hatta tahmin edilenden bile fazla olabiliyor. Bizim Türkiye'de şu anda olumlu söyleyebilecek tek şey toplumda, basında bir farkındalık oluştu ve böyle bir sorunun varlığı büyük ölçüde kabul edilmeye başladı. Türkiye için tek olumlu aşama bu. Evet bir sorun var ama halen boyutlarını bilmiyoruz, halen tam olarak nedenlerini bilmiyoruz. Tek yaptığımız şey e, acil olarak bütün kanunlarımızı değiştirmek oldu. Şu andaki Türkiye'de. Dünyada bir kadın olsun veya bir insana yönelik olsun öldürme suçuna verilecek en ağır cezalar veriliyor durumda. Yani cezalar çok ağırlaştırıldı vesaire. Bu tutuklama meselesinde de topluma ben şunu söylemek istiyorum. Biz bu tutuklamayı yani niye tutuklandı niye tutuklanma üzerinde tartışamayalım. Biz başka birçok davada diyoruz ki ya bu insanlar niye tutuklanıyor tutuklama bir ceza mıdır diye. Dolayısıyla biz... Bir e, suçla ilgili olarak ister kadın cinayeti olsun ister başka suç olsun bunun soruşturulup soruşturulmadığını, cezalandırılıp cezalandırılmadığını tutuklamaya göre bakmayalım. Çünkü biz burada hakimlerimize, savcılarımıza bu olaylarda tutuklayın baskısı yaptın dersek aslında tutuklamayı biz toplum olarak bir ceza olarak kabul ederiz. Halbuki biliyorsunuz birçok davada biz ne diyoruz? Bunlar niye hala tutuklu? Bu insanlar neden tutuklanıyor diye. Biz hem tutuklamanın Türkiye'de yanlış olduğunu şikayet ederken başka yerlerde niye tutuklanmıyordur dememiz. Her yerde ilkeli davranmalıyız. Yani bu tür cinayetlerin ve bu tür suçların işlenmesi bağlamında tutuklamayı tartışmamak lazım. Tutuklama bambaşka bir olay. Gerektiği zaman uygulanması gereken bir olay. Bizim asıl tartışmamız gereken şey şu. Bu suçlar etkili olarak kovuşturuluyor mu? İki, bu suçlara adil şekilde yargılanıp etkili olarak ceza verilmiyor. Şimdi Ama ondan, ondan önce başka bir şey daha var. Alıntılamak istiyorum. Tamam. Bir şey daha var. Ama acaba bu suçlar işlenmeden önce yapmamız gerekenleri yapıyor muyuz? Buyurun. Önce şunu soracağım çünkü siz e, kanundaki olumlu yönde yapılan değişikliklere işaret ederek aslında uygulamaya ve zihniyete işaret ettiniz. Bir cümleniz var sizin. E, uygulamayı yapan hakimlerle ilgili ...cinsiyetle ilgili çok dikkat çekiciydi. Yayından önce bir söyleşinizde yakaladım. Bazen kadın hakimlerin erkeklerden daha cinsiyetçi bir şekilde... ...bu meselede karar verici olabileceğini söylemişsiniz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Cinsiyet değil zihniyet değişmeli dedik ama bu da yanlış anlaşılmasın. Şimdi bazen zannediyoruz ki belli görevlere sadece kadınların getirilmesi... ...kadın hakları için olumlu bir gelişme sağlar. Prensip şudur. Kadınların her yerde cinsiyet olarak çoğulması prensipte doğrudur. Bunu her zaman desteklemek lazım. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sadece bazı yerlere kadınları getirdik... ...o halde her şey doğru olacaktır değildir. Çünkü e, bazı kanunların olumsuz olarak değiştirilmesinde... ...mesela tecavüzcüyle evlene cezasızlık verilmesini kaldırdı yeni kanunlar. Ama bunun tekrar geri getirilmesini bazı kadın hukukçular da önerdi. İşte o yüzden dedik ki esas değişim zihniyette olmalı. Yani sadece erkeklerin değil, kadınların da ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalardan sıyrılması için temel zihniyetin değişmesi gerekir. O yüzden o yüzden dedik ki cinsiyet değil, zihniyet anlamında temel değişim budur. Ancak bu şu anlama gelmiyor ne olursa olsun kadınların sayısal olarak yani ee, ...bütün alanlarda, politikada, iş dünyasında, kamu yönetiminde, özel sektörde sayısal olarak da sayıların artması prensipte olumludur. Ama tek başına bu yeterli değildir. Onu söylemek istiyorum. Peki önleyici tedbirler dediniz az önce. Şu anda hukukun şiddet gören kadına, istismara uğrayan kadına e, buyurun bunlar sizin hakkınız dediği önleyici tedbirler neler? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu şiddet dediğimiz biz şimdi kadına yönelik aile içi şiddet diyoruz ama bizim toplumumuzda politik amaçlı şiddet uygulanıyor. Ee, yani Türkiye'de erkekler de çok öldürülüyor. Çocuklara yönelik de ciddi şiddet var. Aslında bu genel bir sorun. Yani Türkiye'nin yani askeri darbe dönemleri sonrasına bakın, işkencelere bakın. Farklı politik görüşlerin birbirlerini yani binlerce sayıda diyebileceğim şekilde öldürülmelerine bakın aslında bizim bir, genel olarak bir şiddetle ilgili bir mesele var. Dolayısıyla biz bununla ilgili olarak çok daha farklı şeyler yapmalıyız. Ama şimdi kadın olduğu için konumuz nasıl engellemeliyiz? Yani suç işlendikten sonra cezalar ağır. Suçların büyük bir çoğunluğu hiçbir zaman şu bakımdan caydırıcı olmaz. Cezalar çok ağır ben bu suçu işlemeyeyim. Çünkü dediğim gibi ağırlaştırılmış müebbet hapisten daha ağır bir ceza verilmiyor ne Avrupa'da ne ölüm cezasının olmayan Eylül ülkelerde. Önce bir cümleniz vardı onu aktarmak lazım. Norveç örneğini kıyaslamıştınız. Ha, Norveç örneğinde onlarca insan öldü. 22 yıl civarında bir ceza verdiler. Oranın ne ağır cezası? Ama asıl mesele burada başlıyor. Peki başka... Türkiye'de şu anda bir kadını öldürdü eşi. 22 yıl Norveç örneği verdiniz. Burada Ağırlaşmış Anlaşılmaz hapis. Yani çok ağır ceza. Fakat dediğim gibi e, suç işleyen insan yani bu e, eşlerini öldüren e, veya e, kadınları takip ederek e, öldürenler ceza kanunu ceza bu kadar ağır diye böyle bir şey düşünmezler. İnsanların suçtan caydıran şey esas itibariyle yakalanmaktır. Yani yakalanmaktan daha endişelidir. O yüzden biz bütün öldürmeleri, e, faillerini yani olayların aydınlatılmasını... ...daha etkili bir şekilde yapılmıştı Bir de bundan önce ya e, bazı e, göstergeler var şimdi orada artık biz bunu mesela Ayşe Paşalı olayında da gördük başka birçok yani e, eskiden e, yürürlükte olan kanun döneminde e, onu da örnek veriyoruz şimdi de aslında bir ölçüde öyle hani birçok kadın cebinde e, koruma kararıyla öldürülüyordu e, Dolayısıyla e, Yüzde yüzlü koruma sağlamak zaten pek mümkün değil. Ama bunu mutlaka makul bir şeyde tutmak lazım. Şimdi e, ki yeni kanuna göre koruyucu tedbiri almak için hiçbir karara ihtiyaç olmadan koruyucu karar. Yani bir kadın bana yönelik şiddet tehlikesi var dediği zaman kolluk dahi derhal koruma kararı uygulayabilir. Ama derhal hiçbir karara gerek yok. Yani mahkemeye gitmesine gerek yok. Kolluk uygulayabilir, e, kaymakamlık uygulayabilir. Biz özellikle kolluk alsın dedik bu yetkiyi. Çünkü gece e, efendim saat diyelim ki 2'de, 3'de e, bu tür şiddete uğrayan kişilerin gideceği tek yer kolluktur. O yüzden şu anda getirilen en önemli yeni mekanizma koruyucu tedbirler bakımından derhal kararın alınmasıdır. Dikkat ederseniz bu bakımdan hiçbir delile de gerek yok. Aslında bu yani çok e, e, hızlı iş, işlesin diye koruyucu kararlarda delil de gerekmez. Ancak önleyici tedbirler var bir de. Şimdi koruyucu dediğimiz zaman kadını korumak istiyoruz. Veya şiddeti uğrayan erkek de olabilir, çocuk da olabilir yeni kanuna göre. Bir de önleyici tedbir var. Bu da şiddeti uygulayanı önlemeye yönelik. Orada tabii prensipte mahkeme kararı gerekir. Gerçi orada da kolluk kararı alabiliyor acil durumlarda ama mahkemenin onaylanması var. Ve daha etkili bir mekanizma getirildi şimdi. Diyelim ki 100 metre yaklaşmayacaksın, işte belli şekillerde rahatsız etmeyeceksin. Bunlara uymadığı zaman disiplin cezası şeklinde kişiyi dört duvarın arasına gönderiyor. Yani herhangi bir dava açılmadan, yargılama yapılmadan özel bir e, hapis cezası öngörüldü. Yani kişi şunu e, bilecek ki önleyici tedbir ve bakımdan. ya yani Mahkeme bir karar verdi. E, ben buna uymazsam herhangi bir yargılama süreci olmaksızın, dava açılmaksızın oluyor bu. Doğrudan cezaevine konacaktır. Bu da önleyici tedbir. Şimdi tabii bu mekanizmalar e, böyle getiriliyor. Pek Herkes soruyor. Yine neden bu olaylar devam ediyor? Yani şunu söyleyeyim ki bu mekanizmaların e, oturması, e, hayata gerçek anlamda geç, geçmesi ve bunu uygulayanların bu kanunların ruhunu anlaması için daha epey süremiz var. Peki daha epey süremiz var diye yani her gün insanlar mı öldürülecek? Ya yani buradaki asıl e, sorun bu. Biz bunu en azı nasıl indiririz? Bugün ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çocuklara yönelik e, bir e, e, cinsel istismar olsun veya kadınlara yönelik bir olay olsun, yani e, mesela aile bakanlığının en üst makamları olaydan olaya koşuyorlar. Ama yani bu şekilde e, tabii yani çok iyi bir giriş ama sadece yani bir bakanlığın girişimiyle de olmaz. Biz aslında şu anda Türkiye'deki en büyük eksikliğimiz koruma altına alalım diyoruz kadınları. Kaç tane merkezimiz var? Bütün sığınak sivil eksikliği. toplum, yani sığınak eksikliği, e, başka eksiklik, şimdi koruyucu tedbirler bağlamında parasal yardımlar da yapılıyor. Ama biz daha yeni ilk defa Türkiye'de e, 24 saat, 7x24 kanunda aynen böyle geçiyor. O da bizim özel üzerinde. Düşüyor. 24 saat çalışacak kadın merkezleri kuruldu. Ama bunlar şimdi de henüz kağıt üzerindeymiş. Ama biz ne düşünüyoruz? Kadın hemen telefon etsin, bu merkezler hemen efendim e, psikoloğuyla, efendim e, tıbbi desteğiyle e, 24 saat açık olan bu merkezler bir an önce faaliyete geçsin. Ama devletin bunları açması, bunlara kadro sağlaması, bunların hepsi vakit e, alacak şeyler. O halde yapmamız gereken şey ne? Bu e, fikri takibi, bu olaylarının takibini e, basın aslında... Belki bazen şikayet ediliyor artık bu olaylara yeterince yer vermiyorlar diye. Yani bence basın yeterince yer veriyor. Bazen hatta yanlış bile yer veriyor. Örnek verir misiniz? Mesela ne konuda sizce? Ya şimdi mesela aldattığı yerdir. için öldürdü diyor. Yani bu, şey, bu şunu şey diyor. Yani aldatılınca öldürülebilir. Yani biz artık manşetlerimizde de şeylerimizde de biraz bu konularda kendimize yani basın olarak dikkat etmeliyiz. Yani aslında olumlu bir haber yapmak isterken yahut da ne bileyim aşkına cevap alamadı öldürdü gibi başlıklar aslında önleyici değil. Bu tür olaylar için yani onu etkisi daha olumsuz oluyor. Şimdi ama bu basın bunu yapar. Ama bu sadece basının tek başına yapacağı bir şey değil basın, diğer kuruluşlar yani Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, STK'lar bir araya gelmeli ve aslında hepsinden benim önerim oluşan bir izleme komitesi olmalı. Bu bağımsız olmalı. Peki aslında bunların yanı sıra herkesin yüzleşmesi gereken belki de bazen canı sıkacak bir soru sorsak. Ee, acaba gerçekten şimdiye kadar kaç kişi kendi oturduğu apartmandaki bir aile kavgası denir ya aile kavgasına müdahale etti. Ya da sokakta şiddet gören bir kadını e, kurtarmaya çalıştı. Hadi bunu da geçin. Sosyal hayatta iş yerinde düşünün. Eşini dövdüğünü bildiğiniz bir insan. Bir erkek. Ya da kadın. Neyse tam tersini söyleyeyim. Kim dışlayabilir böyle bir insana? Bir şey söyleyeyim. Bir kere e, kadınlara iş yerlerindeki uğradıkları e, mobbingler en Türkiye'de ikinci planda kalmış durum. Bize tabii en çarpıcısı kadın öldürmeleri. Aslında kadınların işledikleri öldürmeler de geçen günkü olay. Evet. Yani nasıl bir çaresizlik içinde olduklarını da gösteriyor. Orada hatta bazıları yani olumlu bile buldu. Yani kadın kendisine cinsel saldıranı bulunanı, bulunanı öldürdü. Herkes iyi yaptı dedi. Ama bu da doğru bir şey değil. Yani herkes yani kendi adaletini kendi uygularsa o olmaz. Yani Orada devlet e, şeye girmeli, e, devreye girmeli. Ama bizim daha sistematik olan, e, daha yaygın olan şey özellikle kadınlara yönelik bu devlet kuruluşlarında, özel kuruluşlarda e, kadınlara yönelik e, mobbingdir. Bunun daha da e, önemli bir noktası birçok noktada mobbing yapanlar bazıları mobbing, bu, bu da mobbing mi diye düşünüyor. Ailekendirmişsiniz mesela. Ya şimdi ya odasına e, çağırıp işte sen üç gün sonra buradan ayrıl, senin burada yerin yok gibi kanıtlanamaz sözler söylenmesi veya e, sürekli olarak e, yani bu en çok yapılan kadınlara yönelik kanıtlanamaz davranışlar e, gösterilmesi e, çağırıp onu rencide edici sözler söylemek e, ve daha sonra. Bütün meslektaşlar arasında en çok yapılanlardan biri, bunların sistematik bir e, söylentiye çevrilmesi. Hele elinde e, yetkili biri ise, mesela e, diyelim ki e, en kritik noktalarda, diyelim ki doktora sınavına girecek, e, bir bakıyorsun, hoca o gün doktora sınavına gelmiyor. İnsan hayatındaki en önemli şeylerden biri, o insan, e, yani aylarca e, o e, sıkıntıdan kurtulamaz. Niye? Ömür boyu siz doktora çalışması yapmışsınız. Diliniz mükemmel, herkes söylüyor. Bir bakıyorsunuz ki jüriyesi o gün gelmiyor. Peki ceza hukukunun mobbingden de bahsediyoruz kadınlarla da ilgili olarak. Ee, bu meselede mobbinge uğrayan insana tanıdığı hak hukuk nedir? Şimdi tabii bunların bazısı kamu kurumlarında yapıldığı zaman görevi kötüye kullanma olur. Ee, bazıları mesela yani bunlar mesela cep telefonuyla rahatsız etme. Bunlar mesela ceza kanununa göre sürekli telefonla. Bunların bazıları suçtur. Ama asıl mesele şurada. Yani e, yani mobbinge uğrayan insanlar e, etkili olarak bir korumaya tabi tutulmazlar. Mesela böyle durumlarda demin verdiğim örnekte derler ki ya aman hocanın aranı bozma, şey yapma. Bu tıpkı şuna benzer. Eski kanunda biliyorsunuz e, eşler arası yaralama suçu şikayete tabiydi. Artık kadının burasına gelir bir gün karakola giderdi. Ondan sonra aslında halen kanun değişmesine rağmen bu devam ediyor. Ama şöyle olurdu. Ya işte yuvanı bozma. Geçer bunlar. Efendim ailesi bile bunu söylerdi. Yakınları bunu böyle söylerdi. Aynı şey mobbingde de var. Mobbingde de işte ya şimdi sen başvurursan bak o yetkili biridir. Efendim sen bu işle baş edemezsin. Senin için daha kötü olur gibi ee, sorunlar var. Dolayısıyla biz, e, bu daha çok kadınlara yönelik yapıldığı için söylüyorum. Tabii ki erkeklere yönelik olarak da ciddi mobbing şeyleri var ama kadın olunca iş daha katmerleşiyor. O yüzden e, bizim e, bu sorunun boyutlarının e, ciddiyetini e, fark edip bunların insanın e, onurunu sadece hayat değil, yani hayatın kaybedilmesi kadar e, insanı rahatsız eden insan onurunun sürekli yenidenlenmesidir. Adem Hoca şimdi bu konuştuğumuz mesele biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Siz bu suç ve ceza film festivali e, bu yıl ikincisi düzenleniyor. İsmi de hakikaten çok çekici birçok kişi için. E, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık temanız bu. Ve ne yaptınız? 30 ülkeden katılımcıya bazı sorular gönderdiniz. Diyorsunuz ki: "Peki sizin ülkenizde bu sorun, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık Varlı kabul edilebilen bir sorun mu? Varlı kabul ediliyorsa bu soruna ilişkin kanunuzda neler yer alıyor? 30 ülke. Paylaşır mısınız? Türkiye'den daha kötü durumda olanlarla aslında belki de başlamamız evet, lazım. Evet. Şimdi Türkiye'den daha iyi olanlar, daha kötü de olanlar var mı bilmiyoruz. Biz şunu yaptık. Türkiye'de hep söylüyor, yani Türkiye'de bu sorun var, işte bu kötüdür veya iyidir diyoruz. Ama bunları biz başka ülkelerle karşılaştırdığımızda. Gerçekten doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız, eksiklerimiz nelerdir bilirdi. O yüzden biz dünyanın birçok ülkesinde Meksika'sından Brezilya'sına kadar işte Almanya'sına kadar farklı ülkelere sorduk. Şimdi onlar geldiğinde biz şimdi o tebliğler geldi onları Türkçe'ye de çevirip e, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin sitesine de koyacağız. Türkiye şöyle bir bilgi hazinesine sahip olacak. Dünyadaki ülkelerde bu sorunun boyutları ne? Neler yapmak istiyorlar? Neler yapabildiler? Bu bizim için e, e, kadına yönelik şiddetin önlenmesi bağlamında da bir örnek çalışma olacak. Hani neler yapılmalı diyoruz? Biz her şeyden önce dünyada ne gibi sorunlar var? E, neler yapmak istiyorlar? Onlardan da öğrenelim diyoruz. Tabii ki, yani ben e, mesela Meksika'da yani öyle e, öldürmek neredeyse kitleler halinde e, öldürmeler var e, yönelik olarak. Oraya bakınca aman tanrım diyorsunuz. Ee, orada da başka bir e, sorun var. Yani her ülkede farklı bir nedenle e, başka sorunlar var. Yani Türkiye'den e, daha ağır sorunları olan ülkeler elbette ki var. Ama biz o ülkelere bakarak şöyle bir şey diyemeyiz. Ya bakın onların daha ağır sorunu var diye bir şey e, söyleyemeyiz. Biz sadece şunu e, öğrenmek istiyoruz. Nasıl çözümler e, üretiyorlar? Gelişmiş ülkelerde de bir sorun var. Yani e, nasıl bu sorun var? Bizim ülkemizde mesela şiddet kabul edilmeyen şeyler gelişmiş ülkede şiddet kabul ediliyor. Yani bizim kadınlarımız şiddet olarak algılamadığı şeyleri gelişmiş ülkelerin kadınları hem de çok ağır şiddet olarak kabul ediyor. Bu da bizim ilginç bir bulgu olarak karşımıza çıktı. Bak dünyanın başka ülkelerinde mesela kız çocuklarını öldürmek bir gelenek olarak yapılıyor. Biz evrensel bir standarda bağlansın istiyoruzdur. Hangi amaçla olursa olsun insan onurunu zedeleyen her davranış ...her e, e, fiziksel veya ruhsal zedelemeye yol açan her davranış şiddet sayılsın. Hiçbir neden bunu haklı göstermesin. Peki anayasa mahkemesi kararlarının mesela düşünecek olsanız... E, ...üzerinde çok kafa yordunuz, mesai harcadığınız bir e, soru da olduğunu düşünüyorum. Mesela 90'lı yıllardan bu yana 2000'li yıllara kadına yönelik şiddetle ilgili olarak... Ee, anayasa mahkemesinin e, gerekçelendirmesinde kararında e, kadına saydan birey olarak muhatap alan e, kadına saydan kollayan kararlar da şu yönde artış vardır diyebileceğiniz rakamlar var şimdi mı? bir şey söyleyeyim. anayasa mahkemimizin bir iki tane kararı vardır ki hani olumlu sayabiliriz bir iki tane sadece belki ama anayasa Mahkememiz geçmişte sadece kadınlara Kişi hak ve özgürlüklerle ilgili e, dünyadaki anayasa mahkemeleri arasında en kısıtlayıcı kararları verenlerden biridir. Ve bunların en vahimleri de kadınlar konusunda olmuştur. Her zaman verdiğimiz iki tane örnek var. Bir, namus sahikiyle öldürmeye eskiden ciddi bir indirim vardı. E, şöyleydi, e, eğer bir erkek kardeş kız kardeşini bu nedenle öldürmüşse diyelim ki genellikle aileler, 18 yaşından küçük erkek çocuklarına yaptırıyorlardı bu işi. Oradan bir indirim sağlıyordu zaten 18 yaşından küçük olduğu için. Bir de eskiden namus sahikiyle indirim oluyordu. Yani neredeyse herhangi bir yaptırımı yokmuş gibiydi. Ve o çocuk olumlu bir iş yapmış olarak. Yani bir iki yıl e, cezaevinde infaz kurumunda kaldığı zaman olumlu bir iş yapmış olarak, görevini yapmış olarak çıkıyordu. Ve biz Türkiye'de yıllarca bunu konuşmadık. Ama bir gün birileri dedi ki, ya hep kız kardeşler öldürülüyor. Yani... Bu madde yanlış. Eşitlik ilkesine aykırı. Anayasa mahkemesinin gerekçesinde şu vardı. Diyordu ki efendim kız kardeşlerinde erkek kardeşleri öldürülmesi bağlamında eşit şansa sahiptirler. Yani bu anlama gelen bir şey söylüyor. Yani öldürmede eşitlik olabilir mi? Biz anayasa mahkemesinden şunu beklerdik ki efendim gerçekten bu maddenin uygulanması esasında sadece kadınların aleyhine oluyor. Dolayısıyla teorik olarak yani erkekler de bundan yararlanabilir diye bu kabul edilemez de, demesini beklerdik. Yani olması gereken buydu. Bunu hukuka uygun bulmuştu. Aynı şekilde e, bir suç işlendiği zaman ne kadar ceza verilir dediğiniz zaman saldırının ağırlığına bakılır. Yani mağdurun e, durumu e, burada dikkate alınmaz. Fuşa sürüklenmişse bir kadın o tecavüze uğradığı zaman ceza Hafifletiyordu. Bu da anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesi o zaman da dedi ki elbette ki dedi iffetli bir kadınla efendim böyle fuhuşla uğraşan bir kadın e, cinsel saldırıya uğramaları aynı şey sayılamaz. Yani o zaten hani kirlidir. Yani belki de bu işte kabahatlidir diyerek söylemiştir. Halbuki o şunu söylemesiydi. İnsan hangi durumda olursa olsun herkesin insan onurunun söz konusu olduğu durumda eğer insan eşitse dolayısıyla aynı saldırıya uğranması bağlamında aynı ceza verilmeli deyip iptal edilmesini beklerdik etmemiştir. Tecavüzcüyle evlenme meselesinde o da anayasa mahkemesine gitmemiştir etmemiştir. Ama anayasa mahkememiz yani sadece kadınlarla değil kişi hak ve özgürlükleri ilgili ne olursa olsun yani böyle ufuk açıcı bir şey olmamıştır. Ama ben şunu söylüyorum bir ülkede Kadın hakları e, gelmesi gereken ölçüye gelemediği her zaman aslında bütün insan hakları bakımından e, geride kalmıştır o ülke. Bizim ülkemizde öyle olmuştur. Şimdi ondan sonra biz daha işte geçen seneki anayasa değişikliğinde pozitif ayrımcılıklar işte ceza kanununda değiştirdik. Ancak dedim biz işin daha başındayız. Bizim şu andaki kanunlarımız e, bir soyadı meselesi hariç. Onu biraz açalım mı soyadı meselesi? Ya bu benim alanım değil ama bizim Bosna'dan gelen bir konuğumuz var. Bir yıl bizde burslu olarak çalışıyor. Ben ona da sordum bu soyadı meselesi. Çünkü nedir Bosna'da? Dedi ki işte yani evli insan ister o ismi alır ister kendisini devam ettirir ister birlikte alırlar. Şimdi yani Bosna daha yeni kurulan bir devlet. Hani biraz yani imrendim. Biz hala bu burasıyla uğraşıyoruz. Nitekim ne yaptı Anayasa Mahkemesi bu konuda da hiç iç açıcı bir karar vermedi. Yani yani şöyle bir e, imkanı hala sahip değil Türk kadınları. Evlendiği zaman hani kendi soyadını devam ettirsin. Yani bu özellikle hani belli bir mesleki kariyer yapan kadınlar bakımından daha da önem taşıyor. E, yani, biz hala bu aşamadayız. Dediğim gibi Bosna Hersek'te işte hafta sonunda orada olacağız. İşte başbakanımız da ödül alacak. Yani orada da yeni kurulan bir devlet hala anayasası bile yok. Ama bu gayet doğal bir şey oldu. O yüzden biz bu kadar köklü devletiz yani demokrasimizde bu kadar olumlu ilerlemeler oluyor diyoruz vesaire. Yani ama anayasa mahkememiz işte çok da uzun olmadı. Yine bu konuda pek iç açıcı bir karar vermedi. O halde kanun koyucuya düşen yani burada bunların önünü açmaktı. Bakın Türkiye'deki birçok okulda da öyledir, bizim fakültemizde de en başarılı öğrenciler kız öğrencilerdir. Türk aileleri kızlarını hani başarılı olmalarını istiyorlar. Ben ve babalar kızlarını çok seviyorlar. Ben onlara diyorum ki kızları için biraz da politik anlamda mücadele etsinler. Yani bizim en başarılı her sene birinci olan öğrencimiz kız öğrenciler, İlk onun çoğunluğu kız öğrencilerimiz. Yani e babaları özellikle babalarına söylüyorum ya Onların e, diğer hayatta da kariyer yapmaları için e, uğraş vermeleri lazım. Sadece soyadı meselesi de değil. Yani bu kadar e, emek verilen, yetiştirilen e, son derece nitelikli insanlardan e, yararlanamıyoruz e, yeterince. E, o açıdan da Türkiye'nin yani sadece e, e, aile kariyeri sıkıştırmamalıyız. Şimdi izninizle şunu da vurgulamak istiyorum. Bu son sözleriniz eşliğinde uygulamaya dikkat çekiyorsunuz. Çabuk unutuluyor. Geçen 2011 AB ilerleme raporunda biliyorsunuz kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'ye dair sert eleştiriler vardı. Ama orada işaret edilen polis, hakim ve savcıların yetersizliğiydi. Hatırlayacaksınız o günlerde çok tartışılmıştı ilerleme raporu yansıdığında. Siz şimdi diyorsunuz ki e, kanun Yazılı, yapılan, mevcut, elimizde olan metin iyi, hiç fena değil. Norveç örneğine bakarak söylediniz üstelik. Demek ki zihniyet, şimdi polis, hakim ve savcıların yetersizliğinden bahsederken, e, istediğiniz sığınakları hazırlayın, istediğiniz e, kanunları yazın. Uygulama konusunda zihniyet anlamında, mesela siz pratikte bize anlatabileceğiniz örnekler var mı? Belki ilham verebilir. Bu konuda sıkıntısı olanlara? E, ya, şimdi e, yani bu yasaların içselleştirilmesi e, elbette ki e, süre alacak. Ne kadar süre alır şimdi normalde? Şimdi mesela İçişleri Bakanlığı bu konuda en olumlu gelişmeleri onlar yapıyorlar. Eğitimlerini yapıyorlar. Bu kanunların çıkmasında e, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü yani o kadar olumlu e, tekliflerde bulundu ki. Fakat yani bunun e, tam hayata geçmesi için daha zaman gerekiyor. Yani ben şu bakanlığı bu bakanlığı şey yapmadan söylüyorum. Yani bir örnekle açıklamaya çalışıyorum. Mesela Türkiye'de kolluğun silah kullanma yetkisi aslında çok sınırlıdır. Ama şuradan bir güvenlik görevlisinin çalışırım. Ne zaman ateş edersiniz? yani savunma dışında. Efendim kaçıyorsa dur derim durmasa vururum. Aslında hiçbir zaman o konumda ateş edemez. Halbuki kanun bambaşka bir şey diyor ama onun daha henüz haberi yok. Bu şiddet kanunlarıyla da ilgili olarak e, bizim e, bunu sadece e, belli görevlere ilgili olarak söylüyorum. Toplumumuzda kadının e, hani tırnak içinde dövülmesi o kadar ciddi bir sorun olarak e, henüz algılanmamaktadır. Aslında. Ee, bunun ne kadar bir zincirleme etkisi yaptığında kabul edilmemektir. Çünkü o, eğer anne dövülüyorsa o aslında o evde çocuk da dövülüyor. O hal, ha, Hayatın e, kadın içinden tarafında... bir soru soralım size. Örneğin bu mesele için harika bir festival organize ediyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Hayatın içinden bir soru. Siz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanısınız. Ee, böyle önemli bir koltukta bulunuyorsunuz. Sizin yakın mesai arkadaşlarınızdan birinin... E, Sürekli olarak eşini dövdüğünü bilseniz, siz kişisel olarak ne yaparsınız? Ben işlenen suçlara çok müdahale etmiş biriyim. Yani yanımda yapılan hırsızlığa müdahale ettim. Sonra kendim ondan mağdur olduğum trafik kazalarına müdahale ettim. Hayatım hep böyle. Yani bir haksızlık işlediğinde müdahale etmekle geçer. Oturduğum evlerde... Alt kattaki dövüldüğü zaman müdahale ettim ama biz biraz aykırı bir şey o, yapıda olduğum için bu müdahale ve e, onun için e, burada da müdahale edeceğinden şüphe duymasın ancak özellikle bu verdiğiniz örnekten şunu söylemek istiyorum yani belli bir eğitim almış insanlar arasında maalesef bu çok yaygın ve onlar hiç sesini çıkarmıyorlar utandıkları için e, yani onlar hiç sesini e, çıkarmıyorlar. E, yani eşi dövmedikten örnek vermeyelim de mobbingden örnek verelim. Yani e, benim yetkili olduğum bir yerde mobbing davranışı olursa e, ben gereken girişimde bulunuyorum. Ama bu Türkiye'de çok az e, özellikle şimdi yeni kanunda da e, herhangi biri e, kadına yönelik bir şiddet olduğunda e, bir bildirimde bulunduğunda mekanizmanın hemen harekete... ...geçmesi gerekiyor. Yani kolluğun vesaire geçmesi gerekiyor. Gerekiyor. Ama bunların... E, ...olması için... ...bizim daha zamana ihtiyacımız var. Biz... E, ...henüz... E, ...gerçek anlamda... E, ...bu sorunun bütün boyutlarını bilmiyoruz. İşte böyle suç ve ceza... ...film festivalleri... ...katkısıyla bir mı? ölçüde... Biraz. E, ...belki şifa da olabilir. E, bu konuda kadınları... ...çocukları insanları hırpalayan ruh sağlığı sıkıntısı içerisinde olanlar belki sizin filmlerinizden dileriz şifa da bulabilirler belki. 27 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da hangi salonlarda gösterimde olacak Şimdi filmler? Şimdi İstanbul'da Cinepop'ta olacak, Citysite olacak ve İstanbul Üniversitesi'nde olacak. Aslında biz neden bunu yapıyoruz? hukukçu adayları şimdiden bu sorunları görsün öğrencilerimiz. Bunu hem sanatsal açıdan görsünler bu şiddeti hem de bilimsel açıdan görsün. Yani biz uzun vadeli bazı çözümlerini, Dolayısıyla hani demin diyorduk ya zihniyetin değişmesi gerekir. Nasıl değişmesi gerekecek? Biz İstanbul Hukuk Fakültesi olarak bizim fakültemizden yetişecek hakimler, savcıların zihniyetini bu şekilde değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu onlar ancak uzun vadeli olabilecek şeyler. Herkes bu konuda bir yerinden tutması gerekir. Yani bizim öğrencilerimiz bu etkinliğe katılınca, sadece bizim öğrencilerimiz değil, herkese katılınca. Şimdi oraya gelecekler, Türkiye'deki şiddet platformları, bütün STK'ların en önemlileri orada. E efendim bakanlıklar orada, herkes orada. E efendim Kagider'i orada, sadece onlar değil, hukukçuları orada, uluslararası hukukçuları orada, ee, aktivistler orada ee, bir, bu bunların yarısını birçok belgesel var Bir de belgesel. galiba bir bu sene değişiklik yapıyorsunuz ee, yarışma düzenlemişsiniz değil mi Evet bir, 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 bir uzun film yarışmamız söz konusu kısa film yarışmamız da var ödül de vereceğiz şimdi öğrenci bunun hem sanat yönünü görecek sadece bilim insanlarının da dinlemeyecek. Bu sene de yine bir değişiklik yaptık. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yani akademisyenlerle birlikte sinemacılar da gelecek konuşacak. Yani şiddet sadece hukuki açıdan bakılmayacak. Psikiyatrist de konuşacak, hekim de konuşacak, sinemacı da konuşacak. Evet, Türk Bizim öğrencimiz de konuşacak. Türk sinemasında bilirsiniz. Kadına yönelik şiddetin Türk sinemasında herkesin aklında hep efsane kareler vardır. Tokat atma sahneleri vardır. Çok meşhur biliyorsunuz. Evet. Belki bu da bir soru olarak sinemacıların önüne gelebilir. Burada noktalamamız lazım madem Hoca. Ee, biz elimizden geldiğince sizin bu değerli festivalinizi duyurmak ve ilan etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kadınların sivrisinek gibi öldürüldü. Türkiye diyebilir vesairede kimse itiraz edemez. Ee, i̇nşallah sizin gibi herkes taşın altına daha çok elini böyle koyar. Bu işler çoğalır. Daha az konuşuruz bu meseleyi. Yarın 11'de basın toplantımız var. Kimleri Metin Erksan'a onur ödülü vermeyi kararlaştırdık. Bunu burada e, öncelikle söyleyeyim. E, yani herkesi e, festivalimize e, bekliyoruz. Sesini duyuramayanların, haksızlığa uğrayanların bir platformudur Suç ve Ceza Film Festivali o yüzden herkes orada gelip sesini duyurabilir. Teşekkür ederiz Adem Hoca aktardıklarınız için. Takdirsin efendim. Burada nokta koyuyoruz. Eşine, çocuğuna, kardeşine, sevdiğini ya da sevmediğine şiddet uygulayanlar da bu yayını takip ettiyse size de duyuralım. Yarın bu festival başlıyor. Belki şifa bulabilirsiniz. Noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere.